Sana bir şey diyeyim mi? Aşk için evlenmek kusursuz bir hata kardeşim. Kusursuz bir hata. Aşk mı? Kadınlar aşktan ne anlar ki oğlum? Ha? Bak Pelin'e bir arkamı döndüm, ne oldu? Gitti lokantacıya kaydı kafası. Bu işi medeniyet değil, şiddet çözer, şiddet. Anladın mı? Ben o herifi var ya. Tolga. Bak yanlış anlama abi ama sana bir şey söyleyeceğim. Pelin de biraz bu işin gönüllüsü. Yani böyle ortada zorlama falan bir şey yok. Bilip bilmeden konuşma moruk. Ben o günü hatırlıyorum. Çok bunalmıştım, çıktım dışarı. Bir baktım o herif karşımda. O düğünü terk etmemin sebebinin yarısı bu herif. Hadi lan oradan. Utanmasan adamı suçlayacaksın be. Öyle tabii oğlum. Bildiğin safım ben işte. Bildiğin saf aptala aşık. Ben de karşımda beni anlayan bir herif var zaten. Bana da olurdu eskiden. Ama ben böyle zamanlarda hep kendimden daha kötü durumdaki insanları düşünürüm. Mesela bu gece burada olup da hayatının geri kalanında nefes alamayacak tek bir insan var. Kimmiş o? Bu düğünün damadı. Yani o adam bile, o şanssız adam bile o evlendiği kadınla nefes alabileceğini düşünüyorsa... sen, ben, dünyadaki bütün insanlar haline şükretmeli bence. Meğerse hepsi tezgahmış, planlamış hepsini. Hasta konuşma oğlum. Peki Pelin'e söyledin mi sen bunu? Etkiler mi sence? Ha? Manyak mısın oğlum sen? Çok önemli bir bilgi bu. Fark eder tabii. Bence konuş. Başkanım. Ne? Bunları soğutmadan. Oh. Adana getir oradan, Adana. Ya onlar az solist, en son ya. Mis gibi memleket koktu ha. Hadi bakalım. O lokantacı mı geldi yine? Yok baba değildir. Ben bakıyorum ona. Bak oysa kızarım ama artık. Bak çok önemli bir konu olmasaydı gerçekten gelmezdim. Tolga gerçekten seninle konuşacak halde değilim lütfen. Ama düğünü neden terk ettiğimi açıklayacağım sana. Tolga, seninle konuşmak istemiyorum. Anlıyor musun? Ama duyunca şok olacaksın. Tolga, babam evde. İnanacağımı mı sandın sen buna? Ha? Bak, şimdi beni iyi dinle, tamam mı? Düğünü terk ettim, tamam. Kabul ediyorum. Ama lokantacı denen Sinan var ya, o şef bozulmuş, çakma şef. O fişekledi beni. Bir günde de insanın başına sürekli kötü bir şey gelecek değil ya. Biraz da gülelim, değil mi? Bak gerçeği söylüyorum diyorum sana. Düğün gecesi çok bunalmıştım. Attım kendimi dışarı. Bir baktım karşımda bu herif. Bana dünyanın en şanssız erkeğinin bu düğünün damadı olduğunu söyledi. Bir de acayip şeylerin beni beklediğinden falan bahsetti. Ben de ne yapayım gittim. Peki Tolga sen bu kadar iradesiz bir adam mısın da tanımadığın birinin bir şey söylemesiyle beni düğünde terk ediyorsun? Tamam haklısın. Suçsuzum demiyorum ben. Ama bak bu herifin gözü hala senin üstünde. Belki baştan beri tezgahladı bunları, planladı diyorum sana ya. Allah aşkına git ya. Saçmalama, Allah aşkına git ya. Benim kızım kim geldi? Gerçekten burada mıymış ya? Cangöz, senin ne işin var burada? Babacığım bana sadece bir şey soracakmış, şimdi gidiyordu. Rıza Bey, ben rahatsızlık verdim, kusura bakmayın. Pelin'le aramızda ufak bir mesele vardı da onu konuşuyorduk. Senin hiçbir işin yok artık burada. Sen Pelin'in hiçbir şeysi değilsin, bir daha görmeyeceğim seni. Senin ne işin var ya gecenin bu saatte genç bir kızın kapısında? Haklısınız. Ben bir şeysi değilim Pelin'in artık. Rahatsızlık verdim, tekrardan özür dilerim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.